En önemli kriter gelen göçmenin ürettiği ve hayatını sürdürdüğü uğraşı alanına göre onu devam ettirebileceği bir ortam olması önemliydi. Yani adam Yunanistan'da balıkçılıkla geçiniyorsa onun işte ev var diye götürülüp Konya Ovası'na yerleştirilmesinin bir anlamı yoktu. Onun götürülüp bir balıkçılıkla uğraşan kasabaya yerleştirilmesi gerekiyordu. Veyahut da bunun tam tersini de düşünmemiz mümkün. Bir kişi diyelim ki Yunanistan'da tarım yaparak hayatını kazanıyorsa ya da hayvancılık yaparak, yani yüksek yerlerde hayvancılık yaparak, örneğin keçi yetiştiriciliği çok önemliydi gelen göçmenler arasında, özellikle de Giritliler arasında bu uğraşısını devam ettirebileceği bir ortama yerleşmesi tabii ki beklenir. Ama şimdi bir yandan kış aylarında göçmenler geliyor, bir yandan Türkiye'de ev bunalımı, barınma sorunu ciddi anlamda bir şey gösteriyor, problem gösteriyor. Ne kadar bu sözünü ettiğim kritere dönük bir uygulama için devlet çalışmışsa da sonunda buna birebir uyurabildiğini söylemek mümkün değil. Ne oldu? Daha çok barınma şartı öne çıktı. Yani işte şurada şu kadar ev var ve şu kadar göçmen orada barındırılabilir diye göçmenlerin genel olarak, yani bakılması için, yani bu özelliklerine bakılması için çabalar harcanmasına rağmen işte evi olan yere göçmenler gönderildi ve tütüncülükle hayatını kazanmış olan bir göçmen karpuz yetiştiriciliğiyle işte hayatını kazanan bir coğrafyaya yerleştirildiğinde sonradan bunlar büyük sosyal problemler ve ekonomik problemler olarak ortaya çıktı ve iç göçleri tetikledi. Yani bu göçlerin önce dış göçler anlamında işte göçmenlerin getirilip Türkiye'ye yerleştirilmesi safhası var. Daha sonra da bu sözünü ettiğim kriterlere yeterince uyulamadığı için, şartlar başka bir takım uygulamaları zorunlu kıldığı için sonradan ortaya çıkan bir de iç göçler var. Bu da yoğun biçimde iç göçlere tanık oldu. Bir örnek vermek isterim. Örneğin Yunanistan'ın yüksek havalarında, yani yüksek coğrafyada yer alan havasında yaşamaya alışkın bir göçmen kitle getirilip Söke Ovası'na yerleştirilmişti. Söke'de tabii ki yaygın biçimde bağcılık var ve dolayısıyla o bölge aynı zamanda sivrisineklerin bol olduğu bir bölge ve bu insanlar bu sözünü ettiğim coğrafyaya uyum sağlayamadılar. Bazı ölüm olayları oldu ve sonunda bunların bir kısmını topluca göç etmeye karar verdi ve sonunda hükümet bu tür sorunlarla uğraşmak zorunda kaldı. Yani oradaki göçmeni alıp başka bir yere göç ettirmek ve oraya yerleştirmek gibi.